Güzel insanlar en iyi kaleci kurtarışlarını konuşacağız. Tabii hepsini değil, birkaçını yakaladık ve Okan Koçuk'la birlikte alacağız, vereceğiz. Bakalım çarpışacak mıyız? Samsun Spor Kampı'ndayız, Bolu'dayız, Gerede'deyiz. Yeni sezon hayırlı olsun. Okan Koçuk, hoş geldin ve teşekkürler. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Vallahi benim işimi kolaylaştıracaksın abi. Çünkü bu atma tutma meselesinde genelde biz size çok fazla da yükleniyoruz ya, kaleci evet. Hatası falan. En azından teknik bir iki şey de öğreneceğiz. Yanlışlıkları da düzeltiyor olacağız diye düşünüyorum. İdol kalecin kimdi senin hep ezel küçüklükten yani, beri? Yani hep Buffon'du. Hep Buffon'du. Evet. Umarım Buffon'un iyi bir kurtarışına denk geliriz. İnşallah. Abi Buffon niye hala oynuyor? Hiçbir fikrim var mı? Ben de anlamışım. Artık gençlerin önünü açsın ya. Futbolun açıda pek tanımlı adam yani. Gerçekten. İnanılmaz ya gerçekten. Abi, inanılmaz bir kariyer. Bir de işine bence saygısı çok fazla. Yani tebrik etmek gerekiyor. Hem öyle hem de şey abi... Tipolojik olarak da adam hala genç değil mi? Evet evet. Biyolojik olarak da şu anda iyi bence yani. İyi hala. Demek ki kendine iyi bakıyor. Bir de bizim halimize bak. Buffon'dan küçüğüm bu arada diyorum. Şimdi birer kaleci kurtarışını izleyeceğiz ve birer tane seçeceğiz. Tamam. Fikrimizi değiştirme hakkımız var ama bir kereye mahsus. Hazırsan başlayalım. Bir şansım var. Yani bir kere seçeceğiz. Çok vazgeçersek tamam. Bir hakkımız, ekstra hakkımız var. Tamam. O yüzden çok sık karar değiştirmeyi önermiyorum. Bakalım hangi kaleci kurtarışını seçti bizim ekip. Başlıyoruz. Evet, ilk kurtarış gelsin bakalım. Yani bu ters bir vuruş. Evet. Aa, kafayla çıkarıyor abi. Aa, iki devam ediyor. Geri pas diye kafasıyla çıkarıyor. İnanılmaz bir kurtarış. İnanılmaz bir kurtarış. Orada ters bir top aslında. Hani geri pas atıyor. O da geri pas diye kafasıyla kurtarmaya çalışıyor. Direkten dönüyor ve ikinci hamlesi bence inanılmaz. Kalkışı, kurtarışı inanılmaz bir kurtarış. Yeri doğru orada değil mi? Önde... Biraz önde duruyor falan ama. Bence doğru yerde duruyor. Hı-hı. Savunma kötü bir pas atıyor. Hı-hı. Savunma direkt uzaklaştırsa hiç böyle bir sıkıntı olmazdı ama bence çok iyi bir kurtarış. Çok çok iyi bir pozisyonmuş İnanılmaz. Hakikaten. İkinci kalkış hele mükemmel. De şimdi hemen bunu seçmeyelim diyorum abi. Yok, belki Buffon vardır falan senin için. Abi seninki geldi. Buffon. Bu kurtarışı hatırlıyoruz. Abi bu reaksiyon değil mi bu tam evet. olarak? Ceza sahasının içinden ani gelen bir top. Çok iyi bir reaksiyon. Bir kaleciyi kaleci yapan en önemli şey reaksiyon mudur? Refleks midir? Yani iyi kaleci, yani şu adamda şu özellikler varsa iyi kalecidir deyince ne gelir? Bence pozisyon bilgisi en önemli olan. Duracağı yeri biliyorsa bir kaleci zaten %50'sini halletmiştir. Tabii ki reaksiyon çok önemli ama duracağın yeri bilmiyorsan reaksiyon da bir yere kadar yani. Duracağı yeri bilmek, reaksiyon. Yani. Yan toplarda bizim Türk kalecilere zayıf derler, katılıyor musun? Yani lig lig değişiyor aslında yani. Şimdi bakıyorsunuz İngiltere'de... İki tane dev gibi stopere koyuyor adam, kornerde kaleci çıkarmıyor, orada kaleci yan top çıkmıyor ama Türkiye'de genelde kalecinin yan topa çıkılmasını istiyor işte. İngiltere'den Türkiye'ye gelen kaleciler ya da İtalya'dan Türkiye'ye gelen kaleciler hep sıkıntı yaşamıştır yan topta. Ben Bursa'da Scott Carson'da çalıştım mesela, İngiliz milli takım kalecisi. Hayatında yan topa çıkmamış ama bize geldi, çıkmaya zorladılar. Türkiye'de yan topa da çıksın istiyorlar kaleci, arda topa da çıksın. Genel olarak her şeyi yapmasını istiyorlar. Yani doğru olan bence de o ama dediğim gibi. O zaman lige göre de kaleci lige göre değişiyor kesinlikle. Ha, mesela Muslera da İtalya'dan geldi ve en çok, ilk zamanlar için en çok eleştirildiği konu yan toptu. Evet. Daha doğrusu tek eleştirildiği konu yan topları zayıf. Yani demek ben ki... zayıf bir yerini görmedim sana. Sen görmediysen doğrudur abi. Yani 4 yıl birlikte çalıştım zayıf bir yerini görmedim. Harika bir şey yani. Neyse seçmedik bunu da. Yok bunu geçelim. Buffon'u seçmiyorsun abi bak. Belki başka Buffon gelir onu bilmiyorum. İyi bir reaksiyon ama daha ileri gelecektir. Bakalım. O zaman sıradaki pozisyona geçiyoruz. Ay, Dudek geldi. İstanbul finali. Finali. Burada zamanlama da önemli abi. Yani öyle de, öyle kritik bir kurtarış ki bu. Oyun senaryosu açısından da çok kritik. Evet abi, yorum alalım. İlk top iğrenç bir top. Zor bir seken top gelmiş. Önüne düşmüş. Şansı yaver gitmiş. İkinci topu da inanılmaz kurtarıyor. Yani forvetin biraz bence beceriksizliği diyebilirim. Çünkü artık ikinci topta kalecilik bir durum yok aslında. Forvet atsa... Orada golcü kaçırmış ya. Kesinlikle bence öyle. Ama iyi bir kurtarış tabii ki. Abi siz kaleciler için en zor top hangisi? Hep tartışılır bu. Yani. Son anda seken top diye düşünürüm ben böyle. Hani adam vurur, tam senin önünde seker içeri girer. Yani pozisyona göre değişiyor o anki duruma göre. Kalecilik çok enteresan bir şey. Antrenmanda full çalışıyorsunuz. Yani şöyle gelecek, böyle gelecek, maç içinde bu olabilir. Ya maça bir çıkıyorsunuz, inanılmaz yani. Hiç çalışılmadı, hiç olmayacak bir top aniden gelebiliyor. Bir de şey var tabii, bazı maçlarda çok soğuyorsunuz ama bazı maçlar senin çok vardır öyle üst üste artık kurtarış. Canavarlaştı kaleci dedikleri ya yani arka arkaya falan. Evet, kaleci için daha kolayı bence çok pozisyon gelen maçlar. Çünkü sürekli maçın içindesiniz ama diğer türlü tek pozisyon geliyor. Bazen
gol alıyor ya da onu kurtarmak zorundasınız. Öyle olunca bence kalecinin işi daha zor. Sürekli top gelmesi daha kolay bence. Çünkü her an ısınık durumdasınız. Evet. Bu da senaryo açısından uygun bir şeydi ama sen zaten ihaleyi forvete bıraktığın evet. için otomatikman geçiyoruz. Aynen. Ben de seçmiyorum zaten. Kurtarışlara devam ediyoruz. Ay, penaltı. Tabii bu işin devamı galiba, bunu geçiyorum penaltı olduğu için. Evet abi, Courtois. En iyi yaptığı şey bu değil mi? Son anda böyle değmesi, bilmiyorum aynı fikirde misin abi ama Courtois deyince son anda çıkardı spiker deyimiyle bir evet, şey var. Devamı da var galiba. Hemen izleyelim. Bu maçı canlı izlemiştim, inanılmaz bir maç oynamıştım. Ne maçtı ama hakikaten. O yatar yatmaz tekrar evet, kalkması falan. O, o boyuna rağmen inanılmaz yere yatışı, reaksiyonları çok iyi. Çok iyi kurtarışlar ama ilerisini görmek istiyorum. En iyi, bugünkü kalecilerden en iyi böyle Courtois'ı işte, Alisson'u, Ederson'u var mı favorin? Yani Courtois'ı beğeniyorum, Ederson'u da çok beğeniyorum. Dediğim gibi çok iyi kaleciler var. Hepsinin, böyle tek bir kaleci söyleyemem, hepsinin ayrı özellikleri var. Courtois gerçekten kale içinde çok iyi reaksiyon, refleksi var. Ederson'un ayakları çok iyi. Hepsinin bazı özellikleri gerçekten çok iyi. Hepsinin en iyi noktalarını izlemeye çalışıyorum. Onlardan bir şeyler kapabilirsek tabii bizim için mükemmel. Yani sadece bir kaleci diyemiyorum şu anda. Futbolcuları ne hale getirmişsiniz röportaj sorularıyla? Net cevap veremiyor abi. Hep bir politik falan. Bir tabii en iyisi Vakabi Yaşi deyip geçelim o zaman. Bir çizgi film karakteriyle devam edelim. Oo, eskilere gidiyoruz. Dinozor. Uuu, efsane. Daha zor, eldiven de yok galiba. Eldiven de yok. Eldivenler kalitesi daha düşük. O topu tutması daha değerli bence. Acayip. Nasıl tutuyorlarmış abi eski dinozor şutları falan? Bilmiyorum ki abi. Oluyor musun? Hami Mandıralı gibi bir şutçu gelmiştir de o unutamazsın. Ya da... Hakikaten çok yani zor. Bazen yediğim golleri unutamıyorum. Hangisi mesela? Var yani golü güzelleştiriyorsun. Bursa Spor'da oynarken Feghouli bir gol atmıştı. Hmm. Kenara inmişti top. Dışarı çıkarmıştı. Feghouli gelişine vurdu. Top gelirken ben de uçtum. Gol olduğunu anladım. Uçtum ama ben de topu izledim. Dedim inanılmaz bir gol ya. Bak. Golü güzelleştirdi. Golü güzelleştirdi. Samsun Spor'un golü güzelleştiren bir kalecisi vardı abi. Stelea mesela. Allah. Abi şahane. Yani adam şahane kaleciydi zaten, turnuvalarda falan da izlerdik ama bir de öyle güzel golluyordu ki yani kaleciyi de izlemek çok keyifli hale geliyordu. Samsunspor'un iyi kalecileri vardı abi. Rahmetli Göksel mesela onlardan evet, bir tanesiydi. Değerli. Allah rahmet eylesin. Samsunspor iyi kaleci seçer yani. Öyle mi diyorsun? Ya öyle diyorum. Onu da söyleyeyim. Dinozof'u seç, yani sana saygımız sonsuz ama evet, seni seçemeyiz. Seçemiyoruz. Totem. Julio Cesar. Julio Cesar. Ben çok beğenirdim ama bilmiyorum ne dersin. Evet. Üstad sensin. Bu maçı izlemiştim. Estağfurullah. Parmaklarımda Julio. Burada yer tutması iyi galiba evet. Değil mi abi? Ne diyorsun? Çok iyi. Yeri iyi zaten ama tek adımla patlatması çok iyi. Son anda parmaklarını Julio kurtarıyor. Bence çok değerli bir kurtarış. İyi bir kurtarış. Ama en iyisi mi bilmiyorum. En iyisi değil ya. Ama bunu izlemişsinizdir herhalde. Ya izledim bu inanılmaz evet. Yani. İnanılmaz gerçekten. İşin şakası bir yana. Kurtarıyor devamında. Abi sizin en dur şey ha bu da muhteşem. Ve gol oluyor lige çıkıyorlar abi. Lige çıkıyorlar. Değil mi? Yani bunun olayı şu penaltıyı kurtarıyor. Seken topu tekrar alıyor, kurtarıyor. Hızlı başlatıyor. Oyunu hızlı başlatıyor. Gol oluyor ve takım lige çıkıyor. Yani hikayesi güzel kurtarış. İnanılmaz. Yine. Çok değil değerli mi? Bir kurtarış. Çok değerli bir kurtarış. Aynen. Abi ondan sonra gazeteyi açıyorsun eski tabirle. Herkes senin adını yazıyor falan. O muhteşem bir his galiba. Bir de sen penaltıyı kurtarınca bir şey oluyor. Böyle ya bir çıldırıyorsunuz. O nedir abi? Ya sonuçta penaltı yani %50-50 mi derseniz evet %50-50 ama orada atacak olan futbolcu yani sonuçta. Kötü vuracak, kaleci köşeye bilecek ve kurtaracak. Yani oyuncunun kötü vurması gerekiyor ya da sizin köşeyi bilmeniz gerekiyor. Yani biraz da oyuncuya kalmış aslında. Yani kaçırır diyorsun. Penaltıyı kaleci kurtarmaz, oyuncu kaçırıcısın. Yok, onu demiyorum kesinlikle. Ha. Kötü vurur, yine de kaleci kurtarır diyorum. Çünkü sonuçta köşeyi biliyor ve kurtarıyor. Kesinlikle kaleci kurtarır diyorum. Yani kaçırır demiyorum. Ya dışarı atarsa da tabii ki kaçırır diyorum ama penaltı kurtarmak değerli bence. Belki onun için... Kurtardığımızda çıldırlar. Yani acayip bir şeyler yapıyorsunuz abi, çıldırıyorsunuz. Ben penaltı deyince aklıma direkt Trabzon deplasmanı geliyor. Hı. Son dakika 90+5 Alper Ulusoy sağ olsun yine bir penaltı çalıyor. Alper Ulusoy yine bir penaltı çalıyor biliyorsun. Çalıyor penaltıyı. El var.
Bakasitas geliyor. Son dakika sonuçta Bakasitas diyorsunuz. Penaltı kaçırmamış. Maçtan önce de Bakasitas'ın videolarını izletiyor bize. İlker Avcı var kaleci antrenörü. Evet. Ya baktım adam penaltı kaçırmamış ya sezon içinde. Dedim Allah korusun penaltı falan olmasın yani. İzledim 5 tane penaltı falan atmış. Farklı hepsini atıyor. Hepsini vurmuş 90'a atmış. Ya dedim geçmiş olsun ya. Maçtan önce penaltı falan olmasın yani. Yani penaltı kurtarma oranını düşürecek bu adam. 90 artı 5 penaltı oldu. Allah Allah diyorum ya başımıza gelene bak. Sonra vurdu çıkardım. Nasıl sonra... çıkardın abi? Ya dedim herhalde garanti vurur ortaya. Evet. Dedim ayakta bekleyeyim son ana kadar. Sonra ayaklarıma çarptı çıkardım. Sonra Alper Ulusoy'u bekledi VAR'a gitti. Dedim hocam geldi mi? Ne oldu hocam ya dedim. Ya Okan'cım erken girmişler dedi. Ya hocam hepsi bir dakika. Güme gitti yani. Hep bize mi denk gelir filan. O arada zaten benim videom var gidiyorum filan. Sonra ikinciye geliyor Bakasitas. İkinciyi de kurtarıyorum. Geliyor helal dedim yani kaçırdığı yere bir daha vurmaz. Tekrar tersi atlıyorum kurtarıyorum. İnanılmaz bir anı benim için inanılmaz bir maçtı. O an demek ki o şey doğru. Biz mesela buraya attıysa bir sonraki penaltıyı tersi atar diye yorum yaparken kaleci de bu düşünceye gidiyor. Yani psikolojik bir savaş var aslında. Evet. Altıncı isteyebilirim. Evet. Ben de kendi altıncı hislerime güveniyorum. O günde altıncı hislerim tuttu. İki penaltıyı da kurtardım. Takım oradan bir puan alarak ayrıldı. Belki de kümede kalmamızın o bir puan bize çok yaradı gerçekten. Hani psikolojik olarak da takım çok orada yüksek kaldı. O gün de güzel bir maç geçti benim adıma. Güzel bir anı oldu gerçekten. Sadece his değil de bir yandan telefonuma baktım. Hatırlayamadım rakamı. İsrail araştırması gerçi ama penaltıların %30'unu ortaya vuruyorlarmış artık futbolcular. Haberin olsun. Evet. Yani aslında o garanti, işin bilimsel bir karşılığı olsun. Da varmış. Bir de şey var tabii o penaltıları seçiminde. Yeni yeni hayatımıza girdi. Dünya Kupası'nda izledik Emiliano Martinez'i. Şey, oyuncu penaltı atırken etrafta dolaşılması, evet, topun geç verilmesi, ama... su şişi, su isimler falan böyle evet, şeyler de yapıyorsunuz. Ama artık onu da engelliyorlar. Artık direğe dokunmak mesela yasak. Hani gol olsun diye FIFA her şeyi yapıyor. Hani kaleciler kurtarmasın. Zaten yalnız adamlarsınız. Yani iyice yalnız açtırıldınız. Yani gol olsun diye her şeyi yapıyorlar. Evet. Direğe dokunmak yasak. Ama futbolun bu tip çakallıkları çok iyi abi ya. Kesinlikle. Yani seviyorum ben. Çakallık mesela bir... ama bu kötü bir çakallık. Royas diye bir kaleci var Güney Amerika'da belki bilirsin. Şili, Brezilya maçı var. Şili'nin tek yolu kazanmak abi. Ne yaparsa yapsın bakıyor gol olmuyor. Şili'nin kalecisi evet. Yukarıdan da tam yabancı madde gelince elini suratına götürüp yere düşüyor bırakıyor. Bir açıyorlar yüzü kanlar içinde. Hemen ambulanslar falan maçın tehir edilmesi isteniyor. Ortalığı ayağa kalan maçta tehir ediliyor. Hükmen kazanacaklar ki Dünya Kupası'na gitsinler. Ama abi meğersem Royas ne yapmış? Bakmış takım gol atamıyor. Elini arasına falçata sıkıştırmış. Gerçekten mi? Kendi yüzünü jiletlemiş ki takımı kazansın diye. Ve Dünya Kupası'nı o şekilde kaçırdılar. Bu bir şey ya. Bu yani kaleciler çok tehlikeli adamlar. Sözü meclisten dışarı. Yok ya o kadar da değil ya. Latife yapıyoruz canım. Seçiyor musun bu güzel hikayeyi? Yani en sonunda seçebilir miyiz? Yani bir tane seçmek zorunda. İşin alameti şeyi güzelliği oldu. Ya tamam bunu seçiyorum vardı. Çünkü çok değerli bir kurtarış. Takım evet. Lige çıkıyor. Son dakika yapılan bir kurtarış ve hızlı oyun başlatma ardından gelen bir gol inanılmaz bence. Bunu seçiyorum. Evet, kalecinin oyun etkisini müthiş gösteren kesinlikle. Bir pozisyon. Oyuna ve takıma yani. Evet. Sonuçta lig atlıyor takım. Tabii. Son dakika yapılan. Kahraman o saatten sonra evet. Karada ölüm yok kaleci. Heykeli dikilmesi lazım. Tabii yani. Kesinlikle. Okan Koçuk seçimini yaptı biz devam ediyoruz. Ah Casillas. Final. Final. Abi en sevdiğim şey karşı karşıya da ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Çok zor ya karşı karşıya da böyle işte bu pozisyonlar gibi bazen pozisyonlar yaşıyoruz. Adam üstümüze doğru geliyor acaba ne yapsak ne olacak? Beklemekten başka bir çareniz yok ya da çalım atacak mı onu düşünüyorsunuz. Ayakta kalmaya çalışıyorsunuz tabii ki. Mikro saniyeler içinde 50 evet. 50 şey geçiyor zihinde. Kesinlikle. Büyümek diye bir şey var orada değil mi? Kalecinin büyümesi. Aynen. Oyuncu o an bir köşeye vurayım ya da çalımlayayım iki şey düşünebilir ama kaleci o anda her şeyi daha fazla seçenek düşünmek zorunda. İşte çalım atacak mı, ayakta mı kalmam gerekiyor, işte hangi köşeye vurur bunları düşünmek zorundasınız. O an baş başasınız tabii ki. Karşı karşıya gerçekten zor bir pozisyon bence. Yine futbolcunun şansı daha yüksek. Büyümek gerekiyor dediğim gibi. Ve son ana kadar bence ayakta beklemek gerekiyor. Sonuçta çalım da atabilir pozisyona göre. Bunu kurtarınca da size bir şey oluyor ama değil mi? Öyle bir acayip bir çılgına şey. Dönüyorsun. Çılgına dönüyorsunuz değil mi? Dünyayı kurtarmış gibi. Herkes seni göstersin istiyorsunuz. Zaten çılgın yani. Olmayan kalecilik yapamaz ya. Evet var değil mi öyle bir şey? Bence öyle. Deli işi derler yani kaleci için tırnak içinde. Evet. Hatta bunu çok edebiyata bağlamışlar da vardır. İşte herkes sırtını birine döner, kalecinin sırtını döndüğü yer yoktur falan filan gibi. Var mı öyle şeyler?
Yani deli demeyeyim kalecilere de yani. Crazy. İngilizce dersek daha tam oturur. Çılgın. Evet, çılgın insanlar sonuçta. Ya, sabah geliyorsunuz antrenmana, sabah 9'da antrenman mesela kampta ya da 8'de. Herkes ayakta topla oynuyor. Siz geliyorsunuz sağdan sola atmışsınız. Düşünsenize kışın ya da soğukta kim yapar? Şeyner Oğul Hoca ne bekliyor kaleciden? Evet, o da arkadan oyun kurma bekliyor. O da taktiksel anlamda gerçekten iyi olduğu kıymetli için. Kıymetli bir hoca kıymetli çünkü. Kıymetli ve değerli bir hocamız. Geriden başlıyorsunuz. Geriden yani oyun kurma istiyor o da. Şey dedik de kaleci edebiyatı. Üçüncü kalecilere biraz gıcıklık ve mizah yapılıyor. Nasıl? Sabah gel antrenmanı yap. Çok güzel yani. Oyunun ya bir parçası bazen gibi. Bazen görüyorum işte sosyal medyada en iyi meslek ikinci kaleci. Evet, çok iyi diye. Hiçbir şey yapmıyorsun, geliyorsun antrenmana çıkıyorsun. İkincinin yine zorluğu var abi çünkü yolculuk yapıyorsunuz da. Üçüncü kaleci onu da yapmıyor gibi bir şey var. Öyle bir geyik de var tabii yani. Devam edelim. Sen seçtin abi, biz kaldık öyle ortada. Julio Sergio'yu mu seçeceğim? Ay çok iyi abi. Mauri de iyi topçuydu be. Yerdeyken yükseliyor abi. İnanılmaz, inanılmaz. Çünkü yatıyor ve hemen kalkıyor, ikinci reaksiyonu gösteriyor. İyi bir kurtarış bence. İyi bir kurtarış. Abi nacizane senin de o alanda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, sen kendinde en çok o özelliğini beğenirsin ama. Yani ben... Seni hep şey diye kafanda, üst üste kurtarışlar adamı gibi böyle. Yani açıkçası çabuk bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Yani fiziksel çabuk. Fiziksel anlamda çabuk bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Çabuk, evet. Çabuk kaleci derdim ben. Yani evet. Birisi sorsa demek ki doğru. Evet. Yani stilim çabuk bir kaleci. Evet. Yani. İzle anlıyoruz bu işten. Taçan. Martinez. Ben artık bir seçim yapsam iyi olacak ha. Üf. Of. İşte yine bir karşı karşıya. İnanılmaz. Bacakla da büyüyor. İnanılmaz. Acayip bir seçim değiştirebilirim. O derece diyorsun. Tabii ki. O derece diyorsun. Tabii ki. Ben Martinez diyorum. Seçimi geri alıyorum. Evet. Ben geriye dönemiyorum değil mi? O hikaye, ben bir saat misafirperverlik yaptım aslında. Hikayeci olduğum için. Ne finaldi ama değil mi? İnanılmaz. Kalecilerin de finali oluyor evet bir yandan. Evet ya, inanılmaz. Ama bu kurtarış çok değerli. Yani oyun senaryosu açısından da yine kıymetli evet. Ama sen niye kıymetli dedin şey dakika, olarak? Son dakika ve karşı karşıya pozisyonu. O açıdan yine. Evet. Aynı yerden ve, baktık yani. Dünya Kupası'nı kazandılar ya. Evet. Herkes Messi diyor ama bu kurtarış... Şeyi izledim geçen. Bu kurtarış tam olurken Messi orta sahada geziniyor. Evet. Martinez topu kurtarıyor. Messi hiç reaksiyon göstermiyor. Normal bir şey. Kupa elinden gidecek belki. Aynen yani. Messi'nin rahatlığı diye de bir şey var değil mi? Abi senin oynadığın en büyük topçu kimdi kariyerinde? Böyle işte Messi'ler, Ronaldo'lar ayarında var mı biri? Çok iyi oyuncularla oynadım yani, Galatasaray'da da, Bursaspor'da da, Bataja, Belushi, bunlar çok iyi oyuncular. Bataja da. Belushi vardı mesela. Evet. Çok inanılmaz oynuyor. Şimdi yeni gelen Dries Mertens, Juan Mata, Icardi, inanılmaz oyuncular zaten. Scott Carson hala oynuyor işte baktığında. Hala kuruyordum. Sebastian Frey ile oynadım, kaleci. Aa, Frey vardı. Frey çok bir sene kaldı, çok tutmadı da. Evet, iki sezon kaldı. Bir sezon full oynadı. İkinci sezon takımda oynamadı. Evet. Ama iyi bir karakter, iyi bir kaleciydi. Bak, Scott Carson dedik, yedek kalecilik falan dedik. Beyimiz kupa kazanıp duruyor. Adam kupayı kaldırmaya devam ediyor. Sen istediğin kadar konuş, değil mi abi? İnanılmaz. İki seçim yaptı Okan Koçuk ve biz hala yerimizde sayıyoruz. Ve ben eskilere giderim kesin. Devil Seaman yavaş yavaş bitiyor çünkü artık bitiyor. Bir tane seçmezsem seçimsiz kalacağım. Devil Seaman. Çok beğendiğim de bir kaleci değil la yani, özür dilerim ama İngiltere'nin yoklukta bir öyle dönem öyledir yani, yoklukta. Bu kadar salladıktan sonra David Seaman. Abi bu nasıl şey ya? Gerçekten hani açıda... Lastik gibi uzadı. Abi lastik işte tam olarak yani. Tamam, ben de seçimimi yaptım. Cidden mi? Ya çünkü bu yani elastikiyet açısından çok kıymetli geldi ama tabii bir hakkım dağıldığı için o rahatlıkla da devam ediyorum. Tabii. Evet. Ya kurtarışın ama oyuna da etkisi önemli bence ya. Evet. Abi sen çok güzel seçimler yaptın. Senaryolaştırdın evet. Aslında. Bize bir şey kalmadı. Bravo'yla devam ediyoruz. Kurtarış yani güzel. Evet. Bravo falan. Yani Samsun Spor maçında Okan Koçuk bu kurtarışı yapsa ben ekran başında bravo Okan derim ama fazlası var mı böyle bilmiyorum. Böyle bir kurtarışım var benim de. Ona benzeyen bir kurtarış. Trabzon deplasmanında Galatasaray'da oynarken. Hı hı. Yandan böyle bir serbest vuruş olmuştu. Orta geldi, Victor Hugo vurmuştu. Ben de aynı bir kurtarış yapmıştım, aklıma o geldi. Ve alkışları aldın abi değil mi? Evet. Kesin yani. Çok önemli şeyler. Çok bağlı bir kurtarış değil işte. Değil, yok. O an için çok iyi. Evet. Bravo falan diyorsun tribünde vesairede evet. Ama hani en iyi kurtarışlardan
Ben David Seaman'a uzamış oldum ama Okan Koçuk'un tercihlerini kıskandım açıkçası. Çok iyi tercihlerdi. İşin erbabı olunca öyle oluyor. Estağfurullah. Ben sana bırakmadım Koçuk'u. İyi yaptın, iyi ki de yaptın abi. Yeni sezon, yeni başlangıç. Evet. Çok kıymetli bir hoca, bizim çok saygı duyduğumuz bir hoca. Ne dersin, öyle bitirelim. Evet, inşallah bizim için çok iyi bir sezon olur çünkü Samsun Spor gerçekten değerli bir camia ve büyük bir camia. 11 yıllardan sonra Süper Lig'e geri döndü. Bu sene ilk baş tabii ki ligde kalmak ilk hedefimiz olacaktır. Hocamız da çok değerli bir hoca gerçekten. Taktiksel anlamda da kendini kanıtlamış bir hoca. Birlikte inşallah güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Umarım çok başarılı oluruz. İlk baş ligde kalırız. Hedefimiz o. Ondan sonra ona göre adım adım hedeflerimizi koyacağız. Belki Avrupa niye olmasın. Zor değil. İnşallah benim için de iyi bir sezon olur. Tekrar amin takım kadrosuna seçilmek istiyorum. Evet. Umarım bizim için güzel bir sezon olur. İnşallah bütün hayalleriniz gerçek olur abi. İnşallah. İyi insan da lafın üstüne gelir. Hüseyin Hoca geldi arkada. onunla da konuşacağız inşallah. Kaleciliği birazcık öğrenmeye çalıştık. Okan Koç'a teşekkür ediyoruz. Ben yeni teşekkür sezon ederim. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür sağ ederim.